Bu vlog GDC gezisinin ikinci gününden başlayacak. Yalın kodda görmeye hiç alışmadığınız tarz bir video olacak. Göreceksiniz şimdi. Efendim şimdi pazar sabahı, çok eğlenceli bir yerdeyiz. Muhteşem kahvaltı masası Kürşat Karamahmutoğlu. Kameraya bakmayan, ha çünkü elinde tabii elimde sıcak var, yandım diye. Tamam. Burada bir adet Tosun Paşa. Arkada Bilge Hanımcığım. Evet, bakın hamar attıklarınızı da böylece yalın kod severler görecek. İşte hamarat mühendis. Bakın Sayın Semih, ne gibi bir teknik kullanıyorsunuz acaba? Kerevizler aşk ister. Efendim böyle ince ince şey yapılmak ister, gerçekten, işlenmek ister. O yüzden gerçekten zoomlayacağım bir saniye. Saygı duymazsan kerevize. Evet, şurada gelen bakın bıçaktan adeta aşk akıyor kerevize aşk doğru. Bunu görebiliyoruz. Doğayla barışık. Hem bir eli teknolojide, bir eli tabiatta doğadan kopmamış olan bir mühendisimiz evet. Sayın Semih. Evet. Silikon Vadisi'nde bir Türk. Bakın. Ben patates yapayım. Bundan tırsarım da patatesi yaparım. Hadi şunu da patatesi patlamayasın. Ha o bak onu çok pis yaparım. Dur şöyle yapalım. Zaman. Çok çok başarılı oluyor. Kokusu bile süper olduğunu düşünüyorum. İşte kendimce. Kokusunu çok... Burada ufak bir açıklama. Videonun önümüzdeki 10 dakikası kadar yaklaşık bu görüntüyü göreceğiz. Ama arkada dönen muhabbet bence bizi çok iyi yansıtan, çok geyik bir muhabbet olduğu için tamamını kesmeye kıyamadım. Önümüzdeki 10 dakika boyunca bizi patates ve kereviz soyup Vivaldi'den, Metallica'dan ve Aygaz Jingle'ından bahsederken izlemek istemiyorsanız videoyu biraz ileri alabilirsiniz. Yetiştirme, tam böyle şey, bahşet evet, filmi evet, çekelim. Evet, tam sana şurada mizansen yaptım lütfen. Sinematografi boş değil, boru yapmıyoruz burada. Kereviz Vadisi'nde bir mühendis. Çık ama bak bunu abi. Bilge bize piyano yaptı. Of artık rafineliğin böylesi. Bir elde patates doğruyoruz, bir elde bah dinliyoruz yanda. Hakikaten süper olur bence de Bilge. Bir de maraşlıyorsun, adamı gören böyle bir şey. Hayır ne güzel. Yok ya abi, Vivaldi'nin yaptığını önce yapan çok var abi. Şu torba. Tabii biraz aslında orada şu da var, onu da itiraf etmek lazım. Vivaldi'nin durumunda yani adamın suçu değil, biraz Iron Maiden durumu yani. Hani adamlar bir müzik yapıyor, sonra bir sürü insan taklit ediyor, çok fazla popüler oluyor falan. Sonra biz ayağa düştü diye adamı hani eleştiriyoruz ama adamın suçu değil yani onun ayağa düşmesi belki. Alfon sevgisiz, onun suçu oluyor. Ha, evet. Aynen. Hadi belediyesinde bir öyle şey vardı ya, çöp Vivaldi'yle dağıtılıyor böyle. Artık halk böyle gına getirmiş. Dört mevsim. Sürekli her gün geçiyor böyle. Millet böyle şey yapıyor. Vivaldi herkes çok iyi biliyor ya. Bursa'da herkes böyle Vivaldi sıktı artık. Yeter şöyle bir mevsim. Hayır o zaten hangi mevsimdeyse çöp toplama o çalıyor. Hepsi çalıyor ya. Oha yaratıcılık süpermiş lan. Hayır yok onu ben anlıyorum. Bence öyle yapsalar. Bir ara şey falan remix yapmayı düşündüm. Türkiye'de çok satabilir. Migros, işte Türk Gaz, Aygaz müzikleri böyle. Aygaz. Neyse. İpragaz. Onu ben bilmiyorum bak. İpragaz mavi tüp bana patlayacak gibi gelirdi böyle. O yüzden ben gri tüpçüydüm yani. Gri. Yani tüp konusunda da kamplaşmayı başardım. Hani abi ben ilk defa duyuyorum mavi tüpçüler. Sen İpragazcısı mı, mısın şey Aygazcı mı? Aygazcılarla benim işim olmaz. İşim olmaz, ben onlarla konuşmam bile. Düğü 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 puk puk düğü 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 puk. Yani X-Men'in bir girişi böyle. Evet, evet ya. Abi, o X-Men'in girişini bu arada bilmem kaç bin kat yavaşlatarak çalıyor insanlar. Öyle bir şey var yani dünyada. Böyle YouTube'da aratırsan bir sürü buluyorsun. Hangi girişleri nasıl düşünüyorsun? Dön, leng, leng, leng. Ama Vista'nın girişi çok güzel. Vista'nın değil, bu XP'nin girişi. Hani, yok aslında çok daha iyi parçaları var, muhabbetini sokturma yani. Abi o az... Alfa bile de çok onu hissederim. Abi ikinci ben mi? Allah kahretsin derim yani. Adam böyle... İnanılmaz ya, ben hastasıyım da Alfa bile. Tamam, dur bakayım, meşeyim çekmeyeyim.
Bir hey Siri. Play King Crimson Epitaph. Sure. Here's a personalized station of King Crimson. Hey Siri. Play Epitaph from Epitaph King Crimson. Epitaph çalıyor. I couldn't find Epitaph from King Crimson on Apple Music or in your library. Evet, bu devam ediyor değil mi? Evet, tamam, ben bunu tanımadım da. Kaç tane istiyorsun? Ben kaptırdım gidiyorum ama. Kaptır git ya, yani. Onlar çok... Çok damarmış bu be. Canım bu... izle. Kes. Kısa yolda. Abi artık şöyle müzik yapamıyorsun zaten. Bu kadar böyle yavaş giden, ilerleyen. Tabii sözünün bir an evet yani. Söz dinlemen falan gerekiyor. Yani böyle zor şunu şey yapamazlar yani. Evet, senin bir tane daha yapıp şu an da... yeni bir müzisyen çıkıp şöyle müzik yapamazlar. İstiklal takdiri dolduracak mı gerçekten? Kamera kaydındasın. Çok ezikleriz. Kerevizle olan savaşım var lan burada. Şey, kalkan Excalibur gibi yani. Excalibur gibi çıkartamıyorum. Kral lazım yani. Dur abi, onu bir alalım. Evet, bakalım. Evet, seçilmiş olan sen misin? İşte. Oh be. Abi geçen gün bir tane canlı yayına çıktım şeyde, YouTube'da. Böyle canlı yayın esnasında arkada gitarlar duyuyor. Hocam bize biraz gitar çalsanız dediler. Diye ben de aynı tepkiyi verdim. Neyse, iyi bari falan dedim, aldım şeyi, akustik gitarı. Tears from a Blind Eye'in girişini çaldı. Sonradan chat'teki mesajları sonradan görebiliyorum. Biri orada ben çalmaya başladım. Aa, sanitarium demiş. Düşünürsen de kalsın. Dın dın dın. Hani hafif böyle bir benzerlik var. Dın 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 dın. Gitarla bildiğim tek şey. Onu çalmak. Onunla dın 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 dın. Hey Siri. Play Metallica Sanitarium. Here's Welcome Home. Sanitarium. Tamam işte. Mastered by Metallica. Welcome home ne ya? Welcome home sanitarium'un ilk adı. Bak şu. Aa. Şu şeyden sonra, harmoniklerden sonra. Benim çalmayı bildiğim gitarda tek şey de budur. Bak şu. Aa. Evet, tamam, doğru. Şu doğru. Adam şey yapabilir yani. Şeyini, evet. Yani ritmi uymasa da işte şey yapmış yani. Abi kazma işte, girdiğine kazma. Yani şu herif git işte içine. Kötü herif ya, çok kötü nota seçimleri ya. Evet, gerçekten de az önce videoda orada kör Kemet'a çamur atıyorum. Bunu yapmamak lazım. Tabii daha olgun olmak lazım bu konuda. O yüzden de burada arkadaş arasında saydırmışım. Tabii ki bu tepki fazla bir tepki. Ben kimim de kör Kemet'a saydırıyorum ama bunu da videodan çıkarmak istemedim. Çünkü böyle hep önceden hazırlanmış, benim uzun uzun düşünüp anlattığım konuları size videolarda anlatıyor oluyorum. Ve o da benim kim olduğumun tam gerçek bir yansıması değil işte. Ben de böyle arada kazma çıkışlar her zaman tabii ki yapıyorum. Onu da videoda yakalamak istedim. Bir fersah da yol almadı yani. 30 yıldır çalıyorsun be adam. Sen gelişir. Nasıl olur bak. Yok abi yani... bir tane James Hetfield. Benim sevdiğim sos var. O da Fade to Black'in sonundaki sos. Onda bile kazmalık var yani. Onda bile böyle arada... diye böyle yani... Zaten yavaş solo atamıyor yani böyle yavaş arpejörüne solo at dedin mi Kirk Hammett direkt biraz metodaki ha on solda James Hetfield James Hetfield orada. Evet. James onu kapatıp bir de üstte kat çıkıyor yalnız ya. Bir de Lars çok iyi. Lars çok iyi bir baterist yani. Tamam. Evet abi. Senin düşündüğün zamanlarda vurmuyor şey yetmi. Zilleri çok random ve çok tatlı vuruyor. Şeyi de öyle. Cross'u da öyle. Beklediğin zaman da vurmuyor. Bir geç, bir şey geç vuruyor.
Evet, tamamen şey, evet. Çok acayip. Benim arkada abi işte. Melodiyi çalıyor falan arada. Yani böyle ne ne lü di dur lü di lü lü yapıyor gitar. O da önünde tıp 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 yapıyor falan böyle. Bir şey bu adamların en tepe zamanları işte bunlar ya. Bu Justice for All'dan. Bunun içine koymasana ama. Black Album'a kadar çıkardıkları bütün albümler efsane yani. Evet evet öyle yani. Ben ama en çok şeyi seviyorum yani. O iki albüm, Master of Puppets ve ya ben açıkçası şeyi de seviyorum yani. Ride the Lightning de çok aşırıydı. Abi Metallica albüm de güzeldir yani. Seviyorsun. Özellikle Ride the Lightning kendi şarkısına ölürüm ben. Ha evet. O çok ilginç, boş bir şarkıdır. Arkadaşlar bu aralar ben The Black Murder Dahlia diye bir death metal grubu dinleyip duruyorum. Abi, ediktim lan. Çok ilginçler. Şey yani melodik death metal yapıyorlar. Growling şeyde. Arch enemy abi hemen. Evet evet yani. İşte o yani. Atman gerekiyor onu bir ses efekti gibi yani bir enstrüman, bir ritim saz gibi görmeye başlaman gerekiyor. Grav vokalden yani normal şarkı insan vokalindeki oynadığı rolü bekleyemiyorsun. Pardon. Ve o zaman da bazı müziklerde yani bir efekt olarak şey hakikaten iyi çalışıyor grav. Tamam. Yani bir kızgınlık var tamam mı yani şimdi o rage duygusunu böyle o hiddeti yansıtmak için orada böyle çok da la 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 işte Allah kahretsin sizi diye olmuyor yani orada Allah kahretmindi bu yani o o duyguyu vermenin çok verimli bir aracı olabiliyor iyi kullanıyor. Dört şey söyleyemezsin yani bir gün dediği gibi. Bende şey oluyor abi bir tanesini dinliyorsun ikisini dinliyorsun ama. Semih bizi gezmeye götürüyor şimdi. Ben bir terkadan yoksa kalan mı peki? Sen biliyor musun bilgem şey düz adam Sami. Düz adam Sami böyle bilmiyorum şey abi. Şey diyor Sami'ye soruyor. Sence giden midir Terkan'a yoksa kalan mı Sami? Düz eden. Giden. Net. Peki. Bir tane şey var Sami böyle kararsız kalmış. Bir tarafta melek bir tarafta şeytan Sami. Yeşil bir yer bak. Ben şaşırdım ya. Her evet, yer abi. Böyle ya. Yok yani aslında Kaliforniya'nın pek çok yeri bu kadar yeşil. Burada ben de şaşırdım. Biz dağlardayız abi. Selam oh be. Evet bir kahve patlatalım. Şimdi Starbucks zamanı. Ben Seattle'dan fazla uzak kaldım herhalde. Benim için öyle. Starbucks'tan dışarı çıkmadan bir yerden bir yere gidelim. Fisherman's Wolf'tayız ama şurada No Fishing and Crabbing yazıyor Sam için. Bu konuda ne diyorsun? Artık bunlar turist fisherları bunlar. Turist yakalıyorlar artık. Kod severlerin çoğunun seveceği bir arkadaşla buluşacağız. Buyurun. Hoş geldiniz. Dan dan dan.
Dur yok o kadar iyi. Şu anda çok uzun yıllardan sonra sevgili SSG ile bir araya geliyoruz. Bakınız kendisi şurada. Şu gördüğünüz insan. Yeah. İşte bu. Keyfimiz yerinde. Update'ler devam edecek.